Evet, haber turumuzu noktaladık. Şimdi stüdyomuzda kıymetli konuğumuz Turgay Demir bizlerle birlikte. Turgay abi hoş geldin. Hakikaten hoş bulduk ya. Uzun bir aranın ardından. Evet, 2,5 ay gibi bir süre Covid'di, pandemiydi, yok işte vaka sayısı bilmem ne derken çok şükür stüdyoya geldik. Evet. İyi misin? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Allah bugünlerimizi aratmasın. Amin. Hiçbirimizi. Amin. Ama tabii sen Skype bağlantılarıyla yayınlarımızda yine vardın. Yine izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle buluştun. Kıymetli ben çok kütüphane değerli koyamadım arkaya. Yani. O bir moda değil mi? Yeni bir fon. Ben genelde balkonda yaptım. Arkada evet. Kütüphaneyi taşıyamadım arkaya. Yoksa kütüphane güzel. Herkeste kütüphane varmış, onu öğrendik. Bütün, herkesin evinde bir kütüphane varmış. Bütün Instagram yayınlarına bakıyorsun gece... Onlarca hepsinde kütüphanenin orada. Demek ki acayip okuyan bizim bir... Bizim evde de kütüphane yok Turgay abi. Öyle mi? Evet. Benim vardı üst katta, o yüzden balkondan yapınca indiremedim. Biz de yeni yeni eşyaları tamamlıyoruz. O yüzden bizde de henüz... Instagram'da ben bu Covid'de şunu gördüm. Bir kedi, iki kütüphane. İkisi de çok var ya. Herkes evet. Kedi, herkes kedileri seviyor gördük ve herkes kitap okuyor. Bundan memnun oldum. Tabii ki hepimiz. Vatandaş olarak. İşin esprisi ama hepimiz bu çok güzel bir durum. Asla evet. İyi almıyoruz ama son dönemde çok gördük. Tabii heyecanımız artarak devam ediyor Turgay abi. Yeşil sahalara şöyle bir dönelim. Artık evet. Haftaları saymayı bıraktık, günleri sayıyoruz. Önümüzdeki hafta bugün itibariyle Süper Lig'e futbol karşılaşmalarına kavuşuyoruz. Cuma umarız, akşamı değil mi? Evet. Cuma akşamı başlıyoruz. Top başı. Cuma akşamı başlıyoruz. Cumartesi artık maçları değerlendireceğiz belki de seninle yine bu stüdyoda. Bir bakalım puan durumu nasıl bıraktık, nasıl alacağız, devam edeceğiz. Öncelikle onunla başlayalım. Evet. Yönetmenimiz Hüseyin'den rica edelim. Puan durumu ekranlara gelsin. Lider Trabzonspor averajda ilk sırada yer alıyor. 53 puanla hemen ardından... Başakşehir takip ediyor yine aynı puanda. Medipol, Başakşehir, Trabzonspor ikinci sırada. 50 puanlı Galatasaray üçüncü. Demir Grup Sivasspor'un 49 puanı var dördüncü sırada. Beşiktaş 44 puanla beşinci. Aytemiz Alanyaspor 43 puanla altıncı. Fenerbahçe 40 puanla yedinci sırada. 37 puanlı Göztepe sekizinci sırada. 32 puanlı Gaziantep Futbol Kulübü dokuzuncu. Devam edelim onuncu sırayla. Yukata Denizli Spor 31 puanla 10. sırada. Fraport Tav Antalya Spor 30 puanla hemen Yukata Denizli Spor'u takip ediyor. 28 puanlı Gençler Birliği 12. 26 puanlı iki takım Kasımpaşa 13. İttifak Holding Konya Spor 14. sırada. 25 puanlı iki takım BTC Türkiye'nin Malatya Spor 15. Çaykur Rizespor 16. sırada. 23 puanlı Ankara Gücü 17. ve 22 puanlı HES Kablo Kayserispor son sırada yer alıyor. 26. haftayı böyle bırakmıştık. 27. haftaya da pandemi sonrası ilk maçlar 12 Haziran'da saat 21'de başlayacak. Göztepe Trabzonspor'la Fenerbahçe Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. 13 Haziran Cumartesi 18.30'da Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor'la saat 21'de Beşiktaş Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Yine saat 21'de BTC Türkiye'nin Malatya Spor Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 14 Haziran 18.30'da Gençler Birliği Konya Spor mücadelesiyle gün başlayacak. 21'de iki maç var. Çaykur Rizespor Galatasaray'la Gaziantep Futbol Kulübü Ankara Gücü'yle karşı karşıya gelecek. Ve 15 Haziran saat 21'de Demir Grup Sivasspor Yukatel Denizli Spor'la karşı karşıya gelecek. Öyle bir puan durumunda bıraktık ki aslında dönüp baktığımızda liderle Turgay abi dördüncü arasında yanılmıyorsam 4 puanlık sadece bir fark var. Evet. Dolayısıyla kalan haftalar çok önemli. Ama biz pandemi sonrası nasıl futbola bir dönüş yapacağız bunu da çok merak ediyoruz. Şimdi bu işin bir bilimsel tarafı var. Yani... Oyuncuların eski formlarına gelebilmek için yapmaları gereken işler vardı. Kabaca baktığımızda 20 yıldır futbol oynadıklarını düşünelim. Evet. Gençleri bir yana bırakalım. 20 yıldır bu oyuncuların hayatlarında 2 aylık bir boşluk olmadı. Yani en çok dinlenen oyuncu yaz döneminde bilemedin 1 ay dinlenebildi, futbolsuz kaldı. Milli takım oyuncusu ise o kadar da dinlenemedi. Dolayısıyla bu onlar için de bir ilk.
hayatlarında ilk defa vücutlarının çalışmaya alışık olduğu dönemde dinlenmek zorunda kaldılar. Evde yapılan çalışmalar tamamen şeydir, yani göstermeliktir. Hiçbir evet. faydası olmaz, zararı da olmaz. Benim yaptığım çalışmadan bir farkı yoktur yani, ya da senin evde yaptığından. Burada bilimsel tarafa bakarsanız bu süre aslında bu çocukların eski günlerine dönmesi için yeterli değil. Yani kararın çıkmasına 12 Haziran'a kadar. Ama yettiği kadar. Kim sıkı çalıştıysa, bunları şu anda bilmiyorum. Biz şu anda takımları bıraktığımız şekilde evet, kafamızdaki evet. takımlar onlar. Bıraktığımız futbollarını biliyoruz ama dönüş futbollarını tahmin etmek çok zor. Ben şöyle bir öngörüde bulunabiliyorum, tecrübemle diyelim. Bir takımda ne kadar kiralık oyuncu var, ona bakıyorum. Birazdan onların grafiklerini de ekrana getireceğiz. Öyle mi? Abi. Ne kadar evet. yaşlı oyuncu var, ona bakıyorum. Takımların, kulüplerin oyunculardan istediği fedakarlık ne kadar kafa karıştırdı, ona bakıyorum. Sözleşmesi bitip yeni sezonda başka takıma gidecek kaç oyuncu var, ona bakıyorum. Çünkü bunların hepsi mental hazırlığa sekte vuracak işlerdir. Takımsal, takım bütünlüğünü bozacak. Takımsal demeyelim, yanlış bir kelime. Takım bütünlüğünü bozacak ve birlikteliği zorlaştıracak faktörlerdir. Evet. Şimdi Turgay abi, Galatasaray geldi ilk olarak ekranlarımıza. Ben şunları söyledin. Sözleşmesi biten, kiralık, 30 yaş üstü kaç oyuncu var? Yani doğru bir şey yaptım. Yaşı ilerlemiş kaç oyuncu var, onlara bakarım. Şimdi sarı kırmızılılarda sözleşmesi bitecek olan futbolcular Mariano, Dong, Nagatomo, Selçuk İnan. Takımdaki kiralık futbolcular Seri Onyekurandone ve Saracchi'nin, 2021'de bitecek Saracchi'nin. Kiradan dönecek olan futbolcular Maicon, Jagne, Babel, Emre Taşdemir. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcular. Muslera, Belhanda, Ömer Bayram, Emrah Baba, Line, Saden Büyük, Ahmet Çalık ve Şener Özbayraklı. Tabii diğer yandan bu isimlerin lige nasıl etki edeceğini 11'e hangileri var? Mesela bir yıl sözleşmesi kalan futbolcuların 8'e 11 oyuncusu olsaydı Galatasaray çok büyük şans sahibi olurdu. Ama orada Şener'i say, Ahmet Çalık'ı saymayacaksın. Muslera'yı sayarsın, Belhanda'yı sayarsın, Belhanda Ömer Bayram, Ömer Bayram, Emrah Baba, Muslera, evet. Belhanda'yı da sayarsın. Belki Adem Büyük hani şey. Sözleşmesi bitecek olanlardan Mariano, Dong oynayan oyuncular. Evet. Selçuk'la Nagatomo zaten yoksa Selçuk'u da saymıyorum. Kiralık oyuncular Seri, Onyekuru bence önemli olan o ikisi. Çünkü kiralık olan yeni sezonda gidecek, arayışını yapıyor. Bu dönemde onu yaptı. Kafası oradan karışık. Sözleşmesi bitecek olan satır satır gazeteleri okuyor. Menajerine soruyor, beni bırakacaklar mı, gönderiyorlar mı? Ya bunlar mental hazırlığı zorlaştıran şeyler ama bir yıl sözleşmesi kalan futbolcular rahattır ve onlar bir şampiyon olalım. Seneye de Şampiyonlar Ligi'nde oynayalım ki sözleşmesi bitince daha iyi bir imza atalım diyeceklerdir. Evet. Bu açıdan bakınca Galatasaray'ın 4-5 oyuncusunun kafası karışık. Diğer 4-5 oyuncusunun da durumu daha iyi diyebiliriz. Şampiyonluk yarışı olan bir takım için. Bir de o zaman şöyle yapalım. Galatasaray'ın özellikle hep mental olarak nasıl etkileniyor futbolcular diyoruz ya. Hazırsa bir de 30 yaş üstü futbolcularla ilgili de bir grafiğimiz vardı. 30 yaş ve üzeri futbolcular Galatasaray'da Muslera, Mariano, Şener Özbayraklı, Dong, Belhanda, Feghouli, Cemil Yılmaz, Adem Büyük ve Radamel Falcao. 30 yaş üzeri futbolcular bu şekilde Galatasaray'da Turgay abi. Yani 30'u saymayalım. 30 bence artık yani 30 yaş üstüne şey değil. Hı hı. Yani 30 artık futbolcu için iyi bir yaş yani. Kötü bir yaş değil. Yani 30 yaşında bir adamla 3 yıllık anlaşma yapabilirsiniz. Ama 33-34 buradan bir Falcao, 2 Muslera, 3. Hadi Muslera kaleci diyelim. Kalecinin form tutması daha kolaydır. İşte Mariano, Dong, Adem Büyük, Radamel Falcao, 4 tane, 5 tane toparlaması daha zor olan, daha zor olan, vücut olarak toparlaması daha zor olan futbolcusu var Galatasaray'ın. Yani baktığında böyle çok çok parlak bir tablo değil, çok kötü bir tablo değil. Evet. Biraz hepsinde avantajlı ve dezavantajlı oyuncuları var. Bu açıdan baktığımızda ben 10 üzerinden 7 veririm. Yani bu anlattığımız mental hazırlık ve psikolojik olarak toparlanma durumuna. Peki.
Peki tekrar bir sözleşmesi biten ve kiralıktan dönecek futbolculara gelelim. Şunu da sormak istiyorum. Bugün Jagne ile ilgili çok haberler vardı Turgay abi. Evet. Yazılı basında da biz de az önce bültenimizde de izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle paylaştık. Fatih Hoca'nın Jagne'ye bir şans daha vereceği ve önümüzdeki sezonun hazırlık kampına çağıracağı haberler de vardı bugün. Bizim de aldığımız bilgiler o önde. Nasıl değerlendirirsin Jagne'nin bir türlü tutunamamasını, kiralık gittiğinde de tutunamamasını? Yani Galatasaray'ın aslında yaz kampına da çağırması bana gayet normal geliyor. Çünkü bir yatırım söz konusu ve onun hazırlanması söz konusu. Yani olağanüstü bir durum gibi değil. Yani gibi geliyor bana kampı, nasıl değerlendirir? Yaz kampı ve orada oynanan hazırlık maçları senin, diyelim ki bir ayakkabıcısın, evet. O senin vitrinin. Tabii. O vitrine koyacaksın satmak istediğin malı. Artı Jagne genç, tecrübesiz ama gol şansı yüksek bir oyuncu. Ben o meşhur lafı şöyle demiştim. Koita be. Trezeguet'le beraber alırsan, şu menemen gibi dedim. Biri domates, biri biber, biri yumurta. Şampiyon olursun. Ama dedim, Jagne'yi Galatasaray yalnız aldı. Fegülü ve Babel ona top vermezler. Bu sorunlar hep yaşandı. Hatta sonra Jagne bir açıklama yaptı. Bana atmadılar, Falcao'ya da atmıyorlar vesaire. Şunu diyorum, Jagne'yi satacaksan zaten kampa götüreceksin. Ama tutacaksan takımını... Özellikle ön kanatları Jagne'ye göre kurmak zorundasın. Başka benim gördüğüm futbol mantığı içinde bir açıklaması yok. Aksi halde gene yumurtasız menemen yapmaya çalışırsın. Olmaz yani. Peki o zaman Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ın da Trabzon'a, bir son durumuna bakalım geleceğiz. Onlara da geleceğiz şampiyonluk yarışında. Şimdi konumuz sen olunca Beşiktaş taraftarları da ekran başındadır. Bir Beşiktaş'ta özellikle sözleşmesi bitecek futbolcularda durum ne? Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'a 10 üzerinden 7 verdik. Onu ben bir not alayım hemen. Bakalım diğer takımlara kaç vereceksin Turgay abi? Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek futbolcular Atiba, Caner Erkin, Gökhan Gönül. Takımdaki kiralık futbolcular Elneni ki... Elneni'yi de soracağım sana. Boateng, Rebeşo ve Diaby. Kiralıktan dönecek olan futbolcular Oğuzhan Özyakup, Miran, Kyle Larin, Fatih Aksoy. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcular Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Rocco ve Utku Yuvakuran. İyi bir tablo değil. Bir yıl sözleşmesi kalan bir tane 11 oyuncusu var. Dorukhan. Evet. Rocco oynuyor ama 11 oyuncusu değil yani. Sakatlık ceza durumunda oynuyor. Necip ona keza, Utku öyle. Şimdi kaleci yok ama ben geride kalan bölümle ilgili söylüyorum. Atiba, Caner Erkin, Gökhan Gönül üçü de 11 oyuncusu. Elneni, Boateng, hatta Diaby bile çoğunda oynadı. Yani orada 6 oyuncu kritik. Bu vesileyle bir yorum yapayım çünkü ben her futbolcuyu takip etmiyorum ama Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kalsın isteyen bir insan olduğum için sıkı takip ettiğim bir durum. Beşiktaş'ın Gökhan Gönül konusunda çok doğru bir strateji uyguladığını düşünmüyorum. Neden? Derdimi şöyle çok kolay anlatabilirim diye düşünüyorum. Beşiktaş Gökhan Gönül'e deseydi ki bak sonucunda vereceği para değişmeyecek. Bildiğim kadarıyla 1 milyon euro civarında bir teklifte bulunmuşlar. 7 milyon TL. Beşiktaş deseydi ki Gökhan. Şimdi Gökhan'ı tanıyanlar benim, evet bu adam doğru konuşuyor diyecekler. Tanıyanlar, eşi, arkadaşı, dostu. Tanımayan diyecek ya zırvalıyor. Deseydi ki Gökhan, bizim gözümüzde senin değerin geçen seneden daha az değil kardeşim. 1.750. Evet. Fakat... İstesek de bunu veremeyiz. Sen buradan ne fedakarlık yaparsın şeklinde bir teklifle gitselerdi. Gökhan bugüne kadar parasını kazanacağını kazanmış zaten. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Beşiktaş işin bu tarafını es geçti şöyle gitti. Gökhan'cığım 2 yıllık bir teklif ki Gökhan 2 yıl isteyen bildiğim kadar istiyor zaten 2 yıl istiyor. Ama biz sana 7 milyon TL veririz. Siz üzerine bonuslarla tamamları şeklinde olunca benim yaptığım araştırma öğrendim. Şu anda %49
Beşiktaş'ta %51 gidiyor. Gökhan şu anda %51 gitmeye yakın, %49 kalmaya yakın. Tabii şimdi her taraftar soruyor, Gökhan nereye gitmeye yakın? Şimdi Beşiktaş'tan bu teklifi alana kadar Gökhan'ın hiç kimseyle, menajerine de bu talimat verilmiş, kimseyle konuşmadığını biliyorum. Ama Gökhan nereye gider? Sence nereye gider? Ya Fenerbahçe gündemde olan. Ya giderse oraya gider yani normalde. Niye? Bir tanesi Beşiktaş oynatmış, görmüş, verim almış. Diyor ki değerini biliyor. Öbürü Fenerbahçe, o da daha önce ben biliyor. Yani iki camiada uyum sağlamış bir karakter var ortada. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'ye gidecek demiyorum. Fenerbahçe ister mi onu da bilmiyorum. O başka bir hikaye ama isterse oraya gider. Kalkıp Gökhan bu saatten sonra gidip hani Beşiktaş olmazsa, Beşiktaş'ın bu tavrı değişmez, iş toparlanmazsa kalkıp Avrupa'ya gidemez. Şu an Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'tan ayrılma oranı %51. Şeye göre yüksek, kalma ihtimaline göre yüksek. Bana göre bu görüşme olana kadar tersiydi durum. Yani %51. Evet, siz hep kalacağını söylüyordunuz. Tersiydi durum. Şimdi böyle. Buraya Caner'e de aynı şeyi söylüyorum. Aşağı yukarı onun da oranları aynı. Gitme ihtimali daha yüksek. Şimdi benim dediğimin doğru olduğunu konuşarak. 11'indeki iki adam. Önümüzdeki sezon yok. Değişebilir tabii bu birkaç gün içinde, bir hafta içinde bilmiyorum. Bu yöneticilik tecrübesi isteyen bir durum. Ben olsam işi orada toparlarım. Bak Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivas diyoruz şampiyon. Evet. 8 hafta var. 8 hafta önceki puan durumuna baksın insanlar. Galatasaray 9. mu 8. mi ne? 8 haftada nereye geldi? Ya makas çok da açık değil yani. Fenerbahçe de gelebilir. Beşiktaş da gelebilir. Üst tekler kaybeder. Sen kazanırsın. Sen hep kazanman lazım. Ama buna inanacaksın önce. Buna inanan ya Trabzon gibi. Sözleşmeleri sezon sonuna bırakalım kardeşim. Ona göre konuşuruz der. Ya da oyuncuların umudunu kırmayacak bir strateji izler. Ben bu açıdan çok doğru yapıldığını düşünmüyorum. Atiba Beşiktaş'ta kalacaktır. Elneny gidecektir. Yani ben Elneny lig bitmeden bile giderse şaşırmam. Karşılıklı bir anlaşma. Orada durum ne Turgay abi? Yani Elneny'ye alacaklarımı verin ya da ben sözleşmemi feshediyorum ve gidiyorum mu diyor. Ve Beşiktaş yönetiminin de tutumu ne? Beşiktaş yönetimi Elneny'ye alacaklarımı vermiyorsun, bonservisimi verin gideyim dese yani şu 6 hafta oynayayım hemen kabul eder. Hemen kabul eder. Elneny onu demez. Çünkü adamın alacağı var. Kalan 8 maça bölür alacağını, böyle oynamayacağı maçlar en mantıklısı odur. Ben yani gidici olduğunu düşünüyorum. Ha ligi tamamlar, alacağı bakidir. Fakat orta yol bulunursa daha erken gidebilir. Bebeşo %90 gidecektir. Diğer bir gönderebilirlerse gidecektir. Gelenlerden yeni sezonda Fatih Aksoy muhtemelen 11 oyuncusu olacaktır. Oğuzhan'ı Sergen Hoca kampta deneyecektir. Denemekten kastım şu. Hani hedefe hazır mı? Kendini motive edecek bir adam mı var karşımda? Bakacaktır. Ozan Tufan'a yaptığını Oğuzhan'a yapacaktır. Umutlanırsa diyecektir ki kalsın. Hani onu kampta görebileceğiz. Kayların içinde aynı şey geçerli. İsmat Mir'in içinde geçerli. Yani Beşiktaş'a buradan 10 üzerinden şu andaki durum 5 veriyorum yani. 10 üzerinden 5 Beşiktaş. Bir de Beşiktaş'ın 30 yaş üstü futbolcularına da bakalım. Atlamayalım da. Evet. Siyah beyazların 30 yaş üzeri futbolcuları Vida, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Ruiz, Atiba, Lens, Boateng, Burak Yılmaz. Burada tabii Atiba dikkat çekiyor. 37 yaşında ama biz hala Atiba'nın bir sezon daha oynama ihtimalini konuşuyoruz Turgay abi. Yani muazzam bu arada, keyif veriyor. Onu da söyleyeyim. Atiba bence oynar. Beşiktaş'ta en büyük zulmü bir adam görmüştür. Fikret Orman döneminde de öyle. En son sözleşmeyi hep bu adama yapmışlardır. En düşük sözleşmeyi hep bu adama yapmışlar. O da bütün benliğinde savaşmıştır. Savaşçı bir son Mohikan gibi bir adam. Boateng, Burak. Ya burada şimdi bakıyoruz hepsi 11 oyuncusu. Yani Lens'i çıkar. Evet. Altantik. Hepsi 11 oyuncusu. Vida, Caner, Gökhan, Ruiz, Atiba, Boateng, Burak. O yüzden 10 üzerinden 5 biliyorum. 37, 34, 33, 35.
Burak bir de Covid yaşamış bir adam. Yani karantina süreci yaşamış bir adam. Yani onun toparlaması ne kadar olur? O yüzden Beşiktaş'ın bu genel tablosunda 10 üzerinden 5 veriyorum. Peki o zaman Trabzonspor'u bir ekranlara getirelim mi? Yönetmenim Hüseyin'den rica edelim. Lider Trabzonspor. Bakalım ne durumda? Sözleşmesi bitecek. 3 oyuncusu var. Borca mavilerin. Novak, Sosa, Da Costa. Takımdaki kiralık futbolcular Sörloth, Ndiaye, Cilerme. 2021'de bitecek Sörloth ve Cilerme'nin kiralık sözleşmeleri. Kiradan dönecek futbolcuları Edgar Lee ve Andusic. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcular Hüseyin Kampi ve Joao Pereira. Trabzonspor'da durum bu. Şimdi o sağ taraf aslında tek başlıkta olabilirmiş. İkisinin de bir yıl sözleşmesi var hepsinin. O sağdakilerin hepsinin bir yıl sözleşmesi var. Birinin kiralık, biri normal. Aynı şey aşağı yukarı. Evet. İkisinde bir ay. Orası o yüzden onları bir yıl devam eden diye baktığımızda kiralık diye göremeyiz. Sörloth ve Cilerme'yi ve Ndiaye'yi. Yani takımın ana damarları bir yıl daha var. Hüseyin'i, Kampi, Joao Pereira. Evet. Burada kritik oyuncu Sosa, Novak. Ki Sosa'nın takım içindeki tutumunu biliyoruz. İşte sözleşmesi bitecek oyuncular. Bu oyuncuları motive etmek. Transfer dedikodularından uzak tutmak. İşte bak seni Trabzonspor yenilemeyecek, şampiyonluğu bekliyorlar dedikodularından uzak tutabilmek. Oyuncuyu sen bizim için bir değersin, biz bu şampiyonluğu beraber yaşarsak sen buna pişman olmazsın noktasına getirip savaşmasını sağlamak burada. En önemli konu bu. Bu da sadece hocanın değil, hatta hocanın görevi değil. Etrafındaki profesyonellerin görevi. O nedenle burada asıl takımın temeli bir yıl daha sözleşmesi olduğu için Trabzon'un evet. 10 üzerinden 8 veriyorum. Sosa'yla Novak'ı Novak'ı motive etmeleri kaydı şartıyla. Bir de yaş durumuna bakalım Trabzonspor'un. Mental olarak futbolcular bu yaş durumunda nasıl hazır olurlar? Trabzonspor bu anlamda da biraz şanslı gibi Turgay abi. Evet. Pereira, Manuel Da Costa, Manuel Da Costa'yı saymıştık. Sosa ve Vakeme 31 yaşında. Vakeme de 30 yaş üzeri futbolcusu Trabzonspor'un bu şekilde. Şimdi Sosa Trabzonspor'un... Mesias da 30 yaşında. Manuel Mesias. En önemli oyuncusu. Oyuncularından bir tanesi. Zaten dikkat edin. Onun kafasını karıştırmaya çalıştılar. Ya işte Türkiye'de gerçek rakamlar açıklanmıyor bak. İnsan hayatı çok önemli, ligi erteleyelim diye onu aradılar. Ben Sosa olsaydım beni arayana derdim ki o zaman insan hayatı çok önemliydi. Şimdi insan hayatı önemli değil mi kardeşim? Niye çıkıp konuşmasın derdim o kişiye. O kişi kimse başkan dedi yani bir kaptanımızı başka bir kaptan aramış. O kaptanı ben arardım derdim ki ya beni aradın. Dedin ki ya hani mümkünse ülkeden kaç dedim. Bak o Mikel de kaçtı gitti. Sen hala buradasın. Bak lig oynuyor. Hiç açıklaman yok derdim. O yüzden Sosa'yla ilgileniyorlar. Herkes. Kafasını karıştıralım. Korkutalım. Haberler öyle çıkıyor. Eşi rahatsız. Ben Beşiktaş'tan biliyorum. Bu haberlerle başladı her şey. Yok köpeği gelmemiş, eşi mutsuzmuş. Yok köpeği geldi, eşi gene İstanbul'un gece hayatını sevmemiş ya da işte İstanbul'da komşularınız. Bu tür haberler. Sosa da bunlara açık bir adam. Kafasını karıştırmaya müsait bir adam. O yüzden Trabzonspor'un en önemli görevi Sosa'yı motive etmek. Sosa'yı şampiyonluğa inandırmak. Sosa'yı savaşçı kimliğiyle sahaya sürebilmektir. Bunu başarırsa Trabzonspor avantajını korur. Peki Medipol Başakşehir'i de hemen ekranlara getirelim. Bakalım Medipol Başakşehir'deki son durum ne? Sözleşmesi bitecek futbolcuların sayısı oldukça çok. Turgay abi, Klişe, Şikirtel, Elia, Robinho, Gökhan İnler, Mehmet Topal ve Uğur Uçar. Takımdaki kiralık futbolcular Aziz Ülke, Berkay Özcan. Kiradan dönecek futbolcular Atama, Joic, Soner Aydoğdu, Kerim Fıray, Vieira ve Muhammed Demir. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcular Aziz Ülke ve Berkay Özcan kiralık
futbolcularla aynı şekilde. Midbol Başakşehir'de de durum bu. Bazen tabii dil sürçmeleri de olabiliyor. Elbette. Yüzden canlı yayında her şey mümkün. O bir yıl kaldığı için o tarafı dikkate almıyorum. Evet. Yani o aleyhine bir durum değil. Bir yıl var. Çünkü. Evet, ama sözleşmesi bitecek futbolcunun sayısı orada, biraz çok. Orada Klişi, Şikertel, Elia, Robinho, Mehmet Topal hatta. Yani direkt 11 oyuncuları 5 evet. tane. Takımın yarısı. Bu çok önemli bir gösterge. Yaş grubuna da bakarsak. Bir de yaş durumuna da bakalım. İstanbul temsilcisinin Medipol Başakşehir'in 31 yaşında Mert Günok, Volkan Babacan, iki kalecisi. Midbol Başakşehir'in Klişi 34, Kayseri 31 yaşında, Epriyano 33, Şikirtel 35, Uğur Uçar 33, Edin Vişçe 30, Mahmut Tekdemir 32 yaşında. Şimdi burada Epriyano ve Şikirtel'in şöyle bir durumları var, onun tecrübemle söyleyeyim. Kalıplı oyuncular, yani iri yarı oyuncular, sezon başı kamplarında çok geç form tutarlar. Buna karşılık form dönemleri de uzun sürer. Ufak tefek, hani el avuca sığmayan oyuncuların form tutması da kolaydır. Formda formunu kaybetmesi de kolaydır. Yani istikrarlı bir formları kolay kolay olmaz. O yüzden Epriyano ve Şikirtel yaş durumundan da aynı zamanda Klişi böyle bir risk altında olduğu için orada biraz savunma problemi yaşanacak gibi gözüküyor. Ben buraya da yani 10 üzerinden 7 veriyorum Başakşehir'e de. Bunu da zorlanarak veriyorum yani, öyle söyleyeyim. 10 üzerinden 7 Medipol Başakşehir ve Sivasspor'u da es geçmeyelim hemen. Sivasspor'a da bakalım. Sözleşmesi bitecek futbolcu sayısında Emre Kılıç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Kone, Halil Şaşal Vural ve Paul Papp. Şimdi burada özellikle tabii bir de kira sözleşmesi bitecek futbolcuların önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağın söylentileri daha çok öncesinde başladı. Takımda... Emre Kılıç, Mert evet. Hakan Yandaş, Galatasaray'la anlaştı deniyor. Ali Şaşal için başka iddialar var. Erdoğan için başka iddia. Fatih Aksoy 5 yaşa dönüyor. Evet. Yani Sivas'ın temeli gelecek sezon yok. 10 üzerinden 4 veriyorum yani. Motive 10 olmaları, üzerinden 4. Motive bir yıl olmaları... sözleşmeleri kalan futbolcuların sayısı da oldukça fazla. Motive olmaları çok zor bu şartlarda. Bu şartlarda motive olmaları çok zor. Beşiktaş gibi işleri zor, motive olmaları zor. Bu açıdan mesela değerlendirmeyi alsak, puantaj olarak çok geride. Belki en avantaj takım Fenerbahçe çıkardı. Yani mental hazırlık anlamında. Anlatabiliyor muyum? 10 üzerinden 5 mi veriyoruz şimdi Sivasspor? Aynen, Beşiktaş gibi verelim. 5 verelim. Yani işleri çok zor ya. Yani. O zaman Fenerbahçe'ye de bakalım. Ha, var mı Fenerbahçe? Var. Yoktur. Tamam. Şampiyonluk yarışında belki çok adı geçmiyor. Fenerbahçe'nin ama tabii ki durumuna bakalım, ne kadar hazırdır Fenerbahçe, değerlendirmemizi yapalım. Sözleşmesi bitecek futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, İslam, Mehmet Ekici, Emre Belezoğlu. Takımdaki kiralık futbolcular Falet ve Rodriguez. Rodriguez'in 2021'de sözleşmesi bitecek. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcular Harun Tekin, Mevlüt Erdinç. Kiradan dönecek futbolcuları Zanka, Berke Özer, Frey ve Barış Alıcı. Fenerbahçe'nin takımdaki son durumu bu. Dediğim gibi puantajda Fenerbahçe, atıyorum Galatasaray'ın, Başakşehir'in durumunda olsaydı çok büyük ihtimal şampiyon olurdu. Niye? Peki teknik direktörsüzlük etkilemez miydi Fenerbahçe'yi? Ya da hala tabii ki etkilemez mi? Elbette etkiler ama sağdaki kritik bir oyuncu kadar etkilemez. Şimdi bakıyorsun mesela sözleşmesi bitecek oyunculardan Hasan Ali Kaldırım neredeyse hiç oynamadı. Sakatlık sebebiyle. Evet. Hiç oynamadı. Tolga Ciğerci sezon başında birkaç maç oynadı. İsta öyle değişerek. Mehmet Ekici neredeyse hiç oynamadı. Bir tek Emre Belözoğlu istikrarlı. Orada bir eksiği var. Rodriguez zaten bir yıl var. Mevlüt ve Harun oynamadılar ama yani bir yıl var. Yani kalecisi, stoperi, ön liberosu, sağ kanadı, sol kanadı hepsi daha yıllarca sözleşmesi olan insanlar. Bu açıdan 10 üzerinden 9 ama puantaja baktın mı bunun çok fazla bir anlamı yok. Ama Fenerbahçe şu motivasyonla beklenenin dışında birçok iş yapabilir. Bir de 30 yaş üzeri futbolcularına bakalım Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan. Harun Tekin, İslah, Hasan Ali Kaldırım, Luis Gustavo, Dirar, Mehmet Ekici, Emre Belezoğlu, Max Kruse ve Mevlüt Erdinç. Ya burada Atiba'yla, tabii Emre Belezoğlu. Atiba'yla Emre Belezoğlu zaten evet. Az kalsın Covid'den yaş yasağına takılacaklar yani. Hani 65 yaş vardı ya. Yani maşallahları var ikisinde.
İkisini de izlemek çok büyük keyif bu arada. Tabii. Keşke daha uzun yıllar oynayabilseler. Onun dışında Fenerbahçe'nin Nebil Dirar var orada risk taşıyan. O da zaten yapı olarak kendine iyi bakan bir oyuncu. Yaştan dolayı Fenerbahçe'nin ben çok sıkıntı olmadım. Tek burada sıkıntı olacak oyuncu kim biliyor musun? Kruse. Evet. Kruse. Çünkü disiplinsiz bir adam. Mevlüt oynamıyor. Ki Almanlar için hep çok disiplinli deriz. Max Kruse. Ama biraz... her şeyin istisnası var. Yani bütün Almanlar aynı kaba koyamazsın. Bütün Türkler aynı kaba koyamazsın. Yani hiçbir insanı koyamaz. Max Kruse tipik bir Alman değil diyelim yani. Tipik bir Alman değil. O yüzden Fenerbahçe bu açıdan motivasyon, yönetimin futbolculara tavrı, kimseyle sözleşme pazarlığına gerek yok. İndirimi bile sezon sonu isteyebilirsin. Yani birçok pazarlığı yaparsın, kafalarını rahatlatırsın. Motivasyon anlamında en rahat takım Fenerbahçe. O yüzden beklenenin dışında bir çıkış yaşayabilir Fenerbahçe kalan haftalarda. Ben göreceli olarak en iyi dönecek takımlardan birinin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Şunu da sorayım Turgay abi. Teknik direktör konusu Fenerbahçe'nin... özellikle yerli mi olacak, yabancı mı olacak hep bunu tartıştık. Erol Bulut hala Fenerbahçe'ye çok yakın. Diğer tarafta Bielitsa futbolcu öneriyor. Evet uzaklaştı diyorlar Fenerbahçe'nin gündeminden ama futbolcu öneriyorsa demek ki hala teknik adam olarak da gündemde bir kenarda Bielitsa'da. Yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Erol Bulut olursa doğru isim mi? Evet hali hazırda... Erol Bulut bir takımın teknik direktörü ve çok da başarılı giden bir takımın teknik direktörü ama diğer yandan tabii bir tarafta da Fenerbahçe var. Şimdi Fenerbahçe'nin takıldığı nokta benim anladığım kadarıyla hocasını buldu. Bielsa'yı. Ama Fenerbahçe istiyor ki bence burada çok haksız sayılmazlar. Emre Belezoğlu sportif direktör. İşte altında birçok isim geçiyor. Tuncay Şanlı'dan şuna buna kadar. Bir yerli bir ekip istiyor. Yabancı hoca da diyor ki ben kendi ekibimle gelirim. Benim gördüğüm, takıldıkları nokta bu. İşin uzama sebebi de bu. O nedenle yabancı bir teknik adam getirip arkasını yerlerle doldurmazsanız büyük sıkıntı yaşarsınız. Niye? Çünkü ligin şöyle bir boşluğu yok. Sevgili Ceyda. Hani 6 hafta oynanacak ondan sonra lay lay lom güzel bir kart dönemi falan öyle bir şey yok. Belki bu 6 hafta 8 haftaya uzayacak belki. Covid olan futbolcular olacak, bilmem ne olacak. Şu olacak, bu olacak belki. 8 haftaya uzayacak. Hiçbirimiz dolayısıyla belki bu lig bitecek, arada işte evet. Kupa mupa oynanacak, arkasından hemen diğer lig başlayacak. Yani o yüzden yabancı teknik adamı bütün ekibinle getirmek ciddi bir risktir. Arkada Türkiye Ligi'ni bilen, Türkiye'deki dinamikleri bilen bir ekip olması, özellikle Emre Belözoğlu'nun olmasını istemek, ben yönetimin bu konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Takıldıkları konuda bu gibi gözüküyor. Çözerlerse öyle olacaktır. Yerli bir ekibin önünde yabancı bir teknik adam. Belki hocanın yanına bir tane çok güvendiğin, çok istediğin, bu kaleci antrenör olur, kondisyoner olur muhtemelen. Onu getir ama diğerleri bizden olsun derler. Böyle çözebilirler. Ama şimdiye kadar çözmeleri lazımdı aslında işte. Doğrusunu istersen. Şöyle bir bakalım şampiyonluk yarışında kime kaç puan vermişsin Turgay abi? 10 üzerinden 7 verdin Galatasaray'a ne kadar hazır dönebilirler anlamında. 10 üzerinden 5 Beşiktaş, 10 üzerinden 8 Trabzonspor, 10 üzerinden 7 Medipol Başakşehir, 10 üzerinden 5 Sivasspor. Buradan anlıyorum ki şampiyonluk yarışı senin için Trabzonspor, Galatasaray ve Medipol Başakşehir arasında geçer. Elbette yani Trabzonspor'un kadrosunu bugün Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a koy şu anda şampiyon olmuştu. Ya da Galatasaray'a koy. Yani o 3 puanlık fark, pardon Başakşehir'le avarajlı fark en az 7-8 puan olur. Çok sağlam bir kadro var. Hakikaten çok sağlam bir kadrosu var. Yani savunmanın iki kanadı bana göre Türkiye'nin en iyidir. Pereira ile Novak. Evet. Kalecileri Allah nazardan saklasın. Benim Uğurcan. Son 20 yılda gördüğüm en iyi kaleci. Orta sahasına bakıyorsun Sosa. Giden Obi Mikel. Ondan sonra işte Abdülkadir iyileşti geldi. Öbür Abdülkadir. Vakayeme. Önde bir Charlotte var ki ilk geldiğinde acaba ağır bir adam mı görüntüsü vardı. Şimdi artık orta sahadan 40 metre top sürüyor. Beşiktaş öyle gol attı adam. Geldi Atiba'nın ayağından aldı gitti götürdü. Yani o Dortmund'daki ikizine benziyor yani. Stili de benzemeye başladı. Neydi o? Dortmund'daki sarı kafa neyse. Ben hafızalı isimleri pek tutamam. Dolayısıyla yani çok iyi bir golcüsü var. Çok iyi bir orta sahası var. Çok iyi bir ön tarafı var. Endia'ya. Trabzonspor'un bu şartlardan sonra eğer iyi dönerse
Yani alır götürür. İyi dönerse. Yani Göztepe maçında başlar. Kazanarak devam eder ve alır götürür. Ama şimdi bir tane antrenmanı izlememişim. Galatasaray'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in bu dönemde. Evden çıkamadık çünkü. Arkadaşlarımız da izlemediler. Çoğu antrenman kapalıydı. Şu anda biz takımlar evet. hakkında tamamen... Çünkü benim şeyim meşhur. Ben kampa giderim. Kampta sezon başı bu sene evet. şampiyon olur yazarım. Olur. Bu sene iddiaya girmeyin derim. Dördüncü olur. Ama görmen lazım 15 gün bir takımın çalışmasını. Hem bireysel performansı göreceksin. Hem motivasyonu göreceksin. Hem takım bütünlüğünü göreceksin. Arkadaşı alı sahada antrenman maçta biliyorsun gol atınca yanına koşuyor mu? Ters mi bakıyor? Pas atınca ya da ters gelince kavga mı çıkıyor? Onlara bakacaksın. Oradan bir fotoğraf çıkar takımın kafana. Takımın kimyasını bir çözmeye çalışırsın. Çözersin. Hocayla ilişkilerine bakar. Hocanın gözünün içine mi bakıyor? Hoca bir şey söyleyince arkasını dönünce böyle hadi ya boş ver mi diyor. Bunların hepsi çok büyük göstergelerdir. Tabii. Dolayısıyla şimdi bunları hiç bilmeden biz afaki konuşuyoruz. O yüzden de ben puanları öyle verdim. Bana göre bu şartlarda Trabzonspor önemli bir avantaja sahip. Değerlendirebilir. Değerlendiremezse arkasından Başakşehir'le Galatasaray bana göre eşit şansa sahip. 3 puan var aralığında ama bence eşit şansa sahip. Galatasaray'ın tecrübesi daha fazla. Eşit şansa sahip. Ki Okan Hoca da orada çok büyük işler yaptı. Kutlamak lazım. Evet. Sivas'ı ben devre dışı kırmasınlar. Ben fikrimi söylüyorum. Devre dışı görüyorum. Beşiktaş'ta devre dışı görüyorum. Fenerbahçe'de çok geride olduğu için. Devre dışı ama görüyorum. Ama Fenerbahçe'de bir çıkış yapabilir diyorsun. Tabii. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe buradan kalkıp ilk 4'e gitse hiç şaşırmam. Bakın 8 hafta varken söylüyorum. 13 puan geride liderden. Kalkıp 4-4 Fenerbahçe, üsttekilerin 2 kaybı işi değiştirir. İlk 4 için söylüyorum. Yani Fenerbahçe bu dönemde takımını iyi korudu. Şey olarak söyleyeyim. Dikkat edin böyle çok böyle kafa karıştırıcı haberler çıkmadı yani. İşte o gidecek, bu kalacak, bunu gönderiyorlar. Bu Hasan Ali dışında. Sadece teknik direktör konuştu. Hasan Ali dışında bir polemik konusu bile olmadı. Beşiktaş için Gökhan kalacak, kalmayacak. Caner öyle, Atiba, Elneni gidiyor mu? İşte kaleci Karius gitti. İşte Burak yaşı var. Acaba seneye ben atacağım mı falan. Yani kafalar karışık. Ben o puanları, bu kafaları netlene mevcut durumları evet. Düşünerek verdik. Şunu da sormak istiyorum Turgay abi. Bundesliga bizler için iyi bir örnek oldu aslında. Ligimizin başlaması öncesinde maçlar oynanmaya devam ediyor. Ama Bundesliga'da mesela deplasman ev sahibi artık ayrımının çok fazla olamadığını görüyoruz. Yani deplasman takımları çok rahat galibiyetler alabiliyor, sürpriz galibiyetler alabiliyor. Ülkemizde de aynı şekilde ev sahibi avantajının artık ortadan kalktığını düşünüyor musun? Şimdi ya da zayıfladığını. Bizde şöyle bir ezber vardır. Saha ve seyirci avantajı diye. Seyirci avantajı ve saha avantajının ikisini bir denkleme koyarsak evet. %80'i seyirci avantajıdır. Çünkü hakemi baskı altına alacak olan odur. Rakibi baskı altına alacak odur. Senin oyuncunu coşturacak olan seyircidir. Boş tribünlerde senin %20'lik bir avantajın kalır. Yani o da işte kendi evinde oynamanın psikolojik rahatlığı. Dolayısıyla o sonuçlar çok normal, bizde de öyle olacaktır. Bizde de o tür sonuçları göreceğiz. Ya futbolun başlaması bir şey. Ben bunu federasyonla görüşümde de söylüyorum. İlk ertelemede dedim ki ucu açık erteleme yapmayalım. Nasıl başlayacağımızı planlayarak başlayalım. Planlamadık. Sonra oldu, günlerce tartıştık. Evet. Şimdi dedim ki başlarken de bunu yarıda bırakmamamız lazım. Tabii. Bir şart altında. Bunu yarıda bırakırsak altından kalkamayız. O yüzden Sağlık Bakanlığı'na beraber bu işleri götürmemiz lazım. İnşallah tamamlanır. Tamamlanmazsa hakikaten altından kalkamayız. İnşallah tamamlanacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Turgay Demir. Kıymetli değerlendirmeleriniz için. Su gibi akan bir program oldu. Dileriz izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, sizler de keyif almışsınızdır efendim. Biz Bundesliga'dan özet görüntülerle spor gündemini noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.